Merkez Bankamızda reskont kredisini ihracatçılar için arkadaşlar 3 milyar 50 milyon liraya, yani 10 katına çıkarttı geçen Temmuz ve Eylül aylarında. İnşallah yakında oradan da bir müjdeli haber ümit ediyoruz. Daha fazla bu imkanların arttırılması için. Bakın siz ihracatçılar, üretici imalatçıların yurt dışı fuar katılımlarınızda yılda 5 fuara destek veriyorduk. 10'a çıkardık. Kurumlar vergisi 5 puan ihracatçılar için indirildi. %20. Dış ticaret sermaye şirketlerine de veriliyor. Dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden ihracat yapan KOBİ'lere de bu imkan sağlanıyor. Ve bunun yanında çok kanallı zincir mağaza desteği yurt dışı için üst limit 180 milyon liraya çıkarıldı. Yine özellikle yeşil ekonomiye uyum paketi çerçevesinde de ihracatçılarımıza 5 yıl süresince danışmanlık hizmetleri almaları için toplamda 10 milyon liraya kadar firma başına yeşil mutabakata uyum proje desteği kararı çıktı ve uygulanmaya başlandı. Arkadaşlar, ihracatımızı daha yüksek teknolojili düzeylere çıkarmak hedefindeyiz. Şu anda %40,5 noktasındayız 2023 sonu itibariyle. Amacımız 2028'de bu oranı %50'ye çıkarmak. O zaman ihracat rakamlarımız çok daha hızlı bir şekilde artacak. İnovasyon, yatırım, üretim, katma değer, marka gibi katma değeri arttıran unsurların yer aldığı ihracatı başarmak yolunda Ticaret Bakanlığı olarak ve müteşebbislerimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız olarak kararlıyız. İnşallah bir takım çalışması, bir ihracatçılar ailesi çalışması ortamında bunu başaracağız. Çünkü ülkemizin büyümesinin yatırımlar ve ihracat temelli olmasını arzu ediyoruz. Daha kalıcı, daha sağlıklı bir büyüme sağlanmış olacak ve ihracattaki artış da kalıcı olacak. Evet, Adıyaman'a sıcak ev sahipliği için değerli valime, belediye başkan vekilime, il başkanıma, büyük belediye başkan adayımıza, tüm müdürlerimize, bu programı hazırlayan Ticaret Bakan yardımcımız ve ekibine, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin Başkanı Mustafa Gültepe Bey ve yönetim kuruluna, ihracatçı birliklerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Açıkladığımız bu güzel rakamların ülkemiz ekonomisi ve halkımız için hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda da daha iyi tabloları sizlerle paylaşmak ümidiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Efendim, kıymetli konuşmalarından ötürü Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'a biz de çok teşekkür ediyoruz.